Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, gördüğünüz bu iki renkten size şöyle sallantılı bir dut oyası hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın, bildiğiniz çok eski bir böyle çimenin örümceklerin üzerine de bu şekilde yapınca dutları sallantılı bir model oldu. Sallantılı oluşu şu şekilde örümceklerin sayesinde, bakın arkadaşlar, sabit değil, böyle sallanıyor. O yüzden buna sallantılı model diyoruz. Şöyle de tutup göstereyim. Bakın, bu örümceklerin sayesinde sallantılı oluyor. Bunu normalde kalem oyasında yapmıştım. Mor ve sarı. Bu çimene de çok yakıştı. Bakın, kalıp gibi güzel. Bir de hani şiş oyasında böyle yarım kenarda bir çimeni yapılması gerekiyor. Bunu dört kenarını böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde de, yani dört kenar çimeni bitirdikten sonra da böyle dutları takabilirsiniz. Kolay yapımı da güzel olan bir çimen olduğu için şöyle tercih etmenizi istedim. Bu şekilde modeli hazırladım. Şimdi modelin yapılış kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet, ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Şöyle arkadaşlar, şunu göstereyim ilk önce. Bu ara suyunu iki tane, bakın, iki tane ara suyunu koyduk ve ortada iki tane örümcekten oluşan bir yuva var dutumuz için. İki tane koyduğumuza göre direkt bu dutun yuvasını yaparak başlayalım arkadaşlar. Sonra da bu ara suyunu gösteririz. Evet, arka tarafını unutalım. Dediğim gibi ilk başlar gibi başlıyoruz. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi örümceğimizin boyutunu ne kadar istiyorsak o kadar ipimizi uzattık ve bu şekilde küçük bir örümcek oldu. 6 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 6 zincirimi buradaki sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Ve bir tane zincir çekip ipimi uzattım. Bu şekilde örümceğim, iki örümceğim boyutu da aynı olmasına dikkat ediyorum. Bunu dördüncü tığ battıya kapatıp, evet, yuvasını hazırladık. Bakın arkadaşlar, bu şekilde tutumuzun yuvası iki tane örümcekten oluşan bir yuva oluştu. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Yine şöyle küçük bir örümcek için ipimi uzatıyorum arkadaşlar. Buraya minik bir örümcek yapıp tığımı iki defa doladım. Üçüncü tığ battıya dört seferde şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki, şöyle iki. Kısma 5 zincir çekiyorum. Bunu da trabzana kapatıp kirpik oluşturuyorum. 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar 5 zincir. Kapattım. Bu geri kalan kısma da arkadaşlar 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir sonrakine bakın. Trabzan yaptığıma değil, bir sonraki tığ battımın içerisine girip kapatıyorum. Bu şekilde de ara suyunu tamamlıyorum. Bakın. Şöyle güzel minik bir ara suyu oldu. Bir tane daha yapalım. Şöyle bir zincirimi çekiyorum.
Ne kadar örümceğin uzun olmasını istiyorsam o kadar ipimi uzatıp şöyle minik bir örümcek yapıp iki defa tığımı doladım. Üçüncü tığ battıya bir, iki, üç. Üçüncü tığ battıya bir, iki, iki ve iki. Şimdi buraya 5 zincir çekiyorum. Kapattım. Beş zincir. Beş zincirden 3 tane kirpik hazır trabzana. Geri kalan kısmı şöyle bir, şöyle 2, 3 ve 4. Beşinciyi bu şekilde bir sonrakine. Yine bir ara suyu daha. Tamam arkadaşlar bakın. Çimeni bu şekilde ilerliyor. İki tane bu örümcekli kirpikli trabzan, bir tane örümcekli yuva. Yani bu şekilde devam edecek. İki tane bu şekilde, bir tane ortaya yuva, iki tane de ara suyu. Şimdi arkadaşlar şöyle şu püf noktasını da size söyleyeyim. Mesela bu bakın hafif bombili olmasın istiyorsanız şu üstteki tel bakın ortadaki şöyle kalıyor ya, şu taraftaki teli şöyle yaparsanız şöyle hafif gerdirin. Sonra düzeltin. Bakın bozuk olan örümceğiniz nasıl şekil alıyor? Daha bombili şekil oluyor. Hepsi böyle olmuyor zaten ekranda. Şöyle hem kameraya hem işe odaklanırken böyle normalki gibi olmayabilir. Ama bakın bu şekilde düzeliyor. Sakın yanlış çekmeyin arkadaşlar. Ortadakini çekmeyin. Üstteki olacak. Üsttekini şöyle ipi gerdirin. Bir de ben bazen hani bu söktüğüm sağlam olanlardan da yapıyorum. Bu şekilde. Bakın daha böyle hoş görünümlü bir örümcek oldu. Çimeni bu arkadaşlar. Şöyle devam edecek. Şimdi biz bu dutumuzun yapılışına geçelim. Bu aradaki örümceğimizin içerisine sık evet, şimdi bu 6 zincirli yuvamızın içerisine sık iğne ile sabitleyip 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 defa dolayıp yeşil yuvaya girdim. Şöyle 1, şöyle 2, 2 ve 2. 4 seferde aldığım bir trabzan. Şöyle 4 zincirimi çekip buraya bir pipirik oluşturdum. Bu pipirikten sonraki kalan yere de 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Beşinciyi bu şekilde buraya sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına döndüm. Bakın 1, 2, 3. Ortadaki bu 3. sık iğnenin arasına girip 3 zincirimi kapattım. Şöyle 4 zincir çekerek yine düz tarafına döndüm. 2 defa tığı doladım. 3 zincirli yuvaya girip 4 seferde yine bir trabzan. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya gir. Kapat. Geri kalan kısmı 4 sık iğne. 1, 2, 3, 5. de yine yuvada sabitliyorum. Şimdi 3 zincirle döneceğim. 2, 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2, 2. 4 seferde aldığım bir trabzan. 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 4 tane sık iğne. 1, 2
3 ve 4. 5. sık iğne buraya. Şimdi 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1 2 2 ve 2. Bakın 4 seferde aldığım trabzan. Aynı, bakın bunların karşılığını yapıyorum. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çekip kapattım trabzana. Bu kirpikten sonra kalan kısma 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. 5.'yi bu 3 zincirli yuva vardı ya arkadaşlar, ilk yaptım. Oraya kapatıp evet, bunun karşılığını yaptık. Şimdi 2 defa tığı doladım. Bunu da yeşil yuvaya yapıyorum. İlk dalımız gibi 2 2 ve 2. Şöyle 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Yine 4 tane sık iğne. 1 2 3 4. 5. sık iğne. Şöyle. Evet, tutumuz hazır. Şu ipleri yakın temizleyeyim. Hep beraber temiz bakalım arkadaşlar. Evet, modelimizi hazırladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakın plandan da. Bakın, çoğaldıkça model kendini gösteriyor. Şöyle yakından tutayım. Fenerbahçeli bir model oldu. Ben cimbomluyum ama uyan Fenerli oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bakın hoş ve güzel bir duruşu var. Böyle yapımı da kolay. Şöyle önce ne kadar minik yaparsanız o kadar güzel düşüyor. Zaten ipi uzattığınız boyut örümceğinizin boyutu olacak arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şöyle. Gerçekten yanına mesela bir mavi veya istediğiniz böyle rengarenk pembeler, morlar, lilalar katarak rengarenk yapabilirsiniz. Sade tek renk, iki renk. Gerçekten çok hoş durdu arkadaşlar. Hoş ve zarif bir dut oyası oldu. Böyle çıtı pıtı oyalardan, sallantılı modellerden hoşlananlar için güzel bir zarif bir model. Bakın mesela bu mavi ipim daha ince leylaktı. Bu altın başak biraz daha büyük düştü. Bir de ekran karşısında bu kadar oluyor arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.